Herkese selamlar. Geleceğin Kaçmış kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere öyle bir strateji vereceğim ki bu strateji sayesinde gerçekten zengin olacaksınız. Bakın, kimse şöyle yaparsanız para kazanırsınız, bilmem ne, para videoları çeker filan, ama ben direkt yaşadığım, gördüğüm şeylerden sizlere bahsedeceğim. O yüzden diyeceklerime geçmeden önce kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi, öncelikli olarak stratejimiz şu. Çoğunluk her zaman kaybetmek ve fakirleşmek zorundadır. Neden? Çünkü bu dünyada herkese yetecek kadar kaynak yok. Yani şunu söyleyeyim, herkese yetecek kadar kaynak olsaydı 1.8 dünyaya ihtiyacımız olacaktı. Değil mi? İki dünya neredeyse. Ve size buna bağdaşan bir olay anlatacağım, hikaye anlatacağım. O zaman daha iyi anlarsınız. Ve çoğunluk neden fakirleşmek zorundadır? Çünkü çoğunluk zenginleştiği zaman kaynaklar azalır, enflasyon artar. Ama alım gücü düştüğü zaman zenginlerin işine gelir, ufak azınlık bir kitle kazanır. Adaletsizlik, gelir adaletsizliği olur ama o kaynaklar bir şekilde yeter. Yani daha sürdürülebilir bir dünya için çoğunluğun kaybetmesi lazım. Çoğunluğun kaybetmesi lazım. İşte bu yüzden stratejimizi de buna göre yapmak zorundayız. Şimdi long short, long demek yükseleceğine dair bahse girmek. Short demek ise düşeceğine dair bahse girmek ki bunun 5x, 10x, 100x'e kadar dayanan kaldıraç oranları var. Ben önermiyorum, yapmıyorum da. Yapıyorum, 100 dolarlık işlemler de kovaladığım oldu. Ama spotçuyuz. Kaliteli varlıklarda adet arttırıyoruz. Çoğunluk. Şimdi bakıyorum. Ethereum, Bitcoin. Arama trendlerine Google Trends'ten yazabilirsiniz. Veya Search Volume, Volume diye yazabilirsiniz. Şu anda arama seviyeleri 2022'deki dip seviyeleri, pandemi zamandaki 3000 dolarlık Bitcoin seviyesiyle aynı. Yani bu ne demek? İnsanların ilgisi düştü. Elon Musk, Department of Government Efficiency, Doge kısaltması. Elon Musk Doge tweetleri atıyor. Doge'da bir tıklım %1 bile yükselmiyor, hatta piyasa düşüyor, çakılıyor. Trump %56'ya, Kamala Harris %44. Tamam, her şey güzel. Veriler de güzel geldi. Bak, Amerika'nın enflasyonu da düşüyor. Faizler de düşmeye başladı. Böyle güzel bir dönemde niye düşüyor? Ve insanların moralini niye bozuyor? Hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle büyük bir fırsat var ki önümüzde. Öyle büyük bir fırsat var ki. İnsanların bu oyuna dahil olmasını istemiyorlar. Çünkü neden? Çoğunluk kazanırsa, dediğim gibi, bu dünyada o parayı verecek yeteri kadar ağaç yok. Yok. O yüzden çoğunluğun ne dediği benim umurumda bile değil. Ben bildiklerimi yapıyorum. Stratejilerimi uyguluyorum. Ufak tefek. Harçlıklarımla, bursluluktan aldığım paralarımla, çeşitli kurumlardan, aile içi aldığım harçlıklardan deli gibi yatırım yapıyorum. Deli gibi. Ve birçok o memur arkadaşım 10 yılda, 20 yılda elde ettiği şeyleri ben 1 yılda yapacağım. Evet, 6 ayda zengin bulunur. Evet aptal, 6 ayda zengin olacağım. Ve senin de gözüne sokacağım. Göreceksin benim nasıl zengin olduğumu. Ha, zenginlik dediğimde kime göre, neye göre değişir yani. Bana göre zenginlik abi, üniversiteme arabayla gitmek, bir tane de şirket oluşturup biraz ticaret yapmak. Benim için zenginlik bu. Senin için zenginlik mesela 1 milyon dolar olabilir, 10 milyon dolar olabilir. Değişir. Benim zenginlik kavramımda bu. Biraz da finansal özgürlük yaratmak. İstediğim yere istediğim zaman gitmek. Kavram basit. Yani şunu düşüneceksiniz. Arama trendleri düştü. Ne zaman arama trendleri, search volume diyoruz, böyle aratabilirsiniz. Ne zaman tepelerde yüksek olduğu zaman, ilginin yüksek olduğu zaman fiyatlar da tepeye varmış oluyor. Orada kar realizasyonu yapabiliriz. Korku güven endeksi. Bu da diğer bir endeks. Çoğunluğun karşısına geçmek için. Korku
tepe yaptığı zaman, güven, dip yaptığı zaman işte orası alım fırsatı oluyor. Şu ana bakıyoruz, korku, tavan, güven, dip. Arama endeksleri düşük. Blok zincir özelinde bir yorum yapayım. Aktarım işlemleri düşük. Sent şu anda. Ethereum işlemleri normalde 5 dolar, 10 dolar, 20 dolara kadar buluyordu. Fakat ben bir Ethereum işlemleri yaptığım zaman direkt ERC20 ağ üzerinden, yani 5 lira mı ödüyorum? Bak TL bazında konuşuyorum. 10 lira mı ödüyorum? 30 sent ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor işte. Ucuz. Artık bu ölçeklendirme problemi çözüldü. Bir trilemma var. Ölçeklendirme, merkeziyetsizlik ve güvenlik. Ethereum merkeziyetsizlik ve güvenlik kısmında çok iyiydi. Ölçeklendirme de biraz geri kaldı. O yüzden Solana gibi, Sui gibi birçok proje, işte biz daha iyi hızlıyız ama merkeziyetsizliklerinden ödün verdiler. Şirket mantığına geçtiler. Tamam. Güzel. Ama şu son döneme bakıyorum. Çözüldü. Bir tane problemimiz kaldı. O da gizlilik. O da hükümetler şu anda bizim gizli, bağımsız işlemler yapmamızı engellemek için işte merkeziyetsiz olan platformlara, mesela Uniswap, Jupiter gibi merkeziyetsiz borsaları şu anda dava açıyorlar deli gibi. Çünkü sizin özgür, bağımsız olmanızı istemiyorlar. İşte bunlara da özellikle ayrı bir yatırım yapıyorum. Çünkü geleceği var. Geleceği var. Dijitale doğru gidiyoruz. Yani bunu görmemek biraz cahillik mi desem, muhafazakarlık mı, gerilik mi desem. Hani teknik analizi de yapıyoruz. Zaten videolarını çekeceğim. Sizlere bu temel metriklerin hepsini birbiri anlatacağım. Petrol yükseldiğinde bize ne anlamı geliyor? Altın, dolar dominansı. Ondan sonra S&P 500'ün yükselmesi ve bunlara bağlı olan etkenleri, ben hepsini biliyorum. Araştırdım, yıllarımı verdim. Çocukluğumdan beri yapıyorum bu işi. Yani yaklaşık 6-7 senedir borsayı takip ediyoruz. Ha, yaşım 19. Öyle çok büyük falan da değilim ama akıl yaşta değil başladır kardeş. Akıl yaşta değil başladır. Dün müydü? Bu hafta içinde üniversiteye gidiyorum abi. Eğitimimi alıyorum. Ama ya karşımdaki kişi doktora yapmış. Hani endüstri mühendisliğine giriş dersi yaptık. Zaten bildiğim şeyler. Dinleyeyim dedim. Hani dinliyoruz. Güzel arkadaş grubunda. Etkinlikler anlatıyor. İngilizce bu arada bölüm. Anlatıyor. Güzel, hoş ama yetersiz kalıyor. Hani beni o tatmin etmiyor. Daha öyle üstün, daha hikmetlik, bilgelik olur ya. Üniversite yetersiz. Yani çoğunluk oku, işine gir, geçin. Çoğunluğu isteyip bu. Ama ben ne yapacağım? Hem okuyacağım hem de paramı döndüreceğim. Çoğunluğun aksine. Yani düşüncelerimizi alırken azınlığın arasında olacağız. Azınlığın ise kazandığını unutmayın. Çoğunluk her zaman kaybeder. Azınlık her zaman kazanmasa bile kazanır. Çoğunluk her zaman kaybeder. Garanti taraf. Çünkü kaybetmek zorunda. Sürdürülebilir bir dünya için böyle. Yoksa ben de herkesin zengin olmasını isterim. Ki size bir olay anlatacağım. En başında dediğim. Mansa Musa enflasyonu. Mansa Musa. Bu adam öyle dünyanın en zenginlerinden. Öyle hani kervanları var. Altınlar taşıyor. Öyle tonlarca altın. Yüz milyarlarca dolar. Trilyon yani. O zamanın parasıyla çok korkunç paralar. Bugünün 20 trilyonu belki. Ya, ülke yani. Bu adam öyle ihtiyaç sahiplerine, işte geçtiği ülkelere para saçan bir adam. Öyle altın fırlatıyor yani. Alın herkes harcasın bilmem ne. İşte Afrika ülkelerinden geçiyor tabii bu Arap coğrafyasında. Bu adam Mansa Musa oradaki bölge halkını zenginleştiriyor. Bak ne güzel, herkeste altın var, para var. Hani isteriz ya çoğunluğun kazanmasını. İşte nedenini anlatacağım, dinle. Ve o para bir süre sonra alışverişlere gidiyor. Çılgın deliler gibi arsalar, atlar, develer, eşekler, birçok kervanlar da dönüyor. Dış ülkelere gidiyor. Ve öyle bir ticaret dönüyor ki tüketim çılgınlığı, kaynaklar bitiyor bir süre sonra.
rezervler bitiyor, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ondan sonra fiyatlar fırlıyor. Evlerine bile giriş yapamıyorlar. Fakirleşiyorlar. Yani tüketim alışkanlıkları onları enflasyonist bir medeniyet haline getiriyor ve onları yok ediyor. Ve ellerindeki o altınlar var ya, tonlarca olan altın, tonlarca. O altın, çoğunluğun sahip olduğu o altın ellerinde kalıyor. Ve hiçbir şey yapamadan fakirleşiyorlar. Tonlarca altınlarına rağmen. İşte hikaye de bu. Hikaye değil aslında. Olayın gerçekliği bu. O yüzden çoğunluk kaybetmek zorunda. Sen stratejini yapacaksın. Kurslarını, deneyimlerini alacaksın. Yatırımını yapacaksın. Herkesin düşündüğünü düşünürsen zengin olamazsın. Bu kadar basit. O yüzden sen de bu videoyu beğendiysen ve daha fazlasını istiyorsan, gelişmeye, geliştirmeye, üretmeye, inşa etmeye devam etmek istiyorsan kanalımıza abone olmayı unutma. Kalsın sağlıcakla.